Türk sanayinin atar damarı, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e sanayi tarihimize ev sahipliği yapan Gebze bölgesi, Bilim Teknoloji Sanayi Bakanı Sayın Fargözlü'nün himayelerinde Gebze Teknik Üniversitesi sahasında 11-14 Nisan tarihleri arasında Teknoloji Sanayi ve Teknoloji Zirvesi gerçekleşecek ve zirveyi Başbakan Sayın Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Işık, Bilim Teknoloji Sanayi Bakanı Sayın Faruk Özlü de katılarak açılışı gerçekleştirecek. Biz Devre Alem Program olarak bu açılışı şu an sizler için takip ediyoruz. Tüm konuklarımıza hoş geldiniz der, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer Başbakanım, özel günler özel konuklarla anlam kazanır. Değerli vaktinizi ayırarak zirvemize teşrifleriniz nedeniyle üniversitemize vermiş olduğunuz destekleriniz için şükranlarımı sunarım. Bizlere güç verdiniz, güven verdiniz, umut verdiniz. Saygıdeğer Bakanım, Türkiye'de ilk kez panel, sergi ve fuar içerikleriyle bir üniversite tarafından kampüs içerisinde düzenlenen bu zirvemize ilk günden beri göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve vermiş olduğunuz destek için üniversitem ve Gebze bölgesi adına teşekkürlerimi sunarım. Saygıdeğer Başbakanım, değerli konuklar. Bu güzel işbirliğinin gelişmesinde Gebze bölgesinin oluşturduğu ekosistem ve sinerjinin önemi büyüktür. Dünyada güçlü ekonomilere baktığımızda karşımıza yaşam kalitesi yüksek, yatırımcı ve girişimciler için güvenli iklimlerin oluştuğu şehirler görmekteyiz. Şehirlerimizin geleceği, geleceğe hazır, sürdürülebilir ve parlak ekonomik göstergelere sahip olması için yenilikçi, girişimci, üretken, iş gücü piyasası esnek, uluslararası bağlamda etkin yer edinmiş şehir ekonomi hareketleri önem arz etmektedir. 4 gün boyunca sanayimizin önde gelen firmalarının teknolojik ürünlerini sergileyeceği fuar oluşumuyla konu uzmanları tarafından ülke ve sanayi gündemini meşgul edilen konuların tartışılacağı panelleriyle nitelikli iş gücü ihtiyacına odaklanılan istihdam imkanlarıyla ve girişimcilik fırsatlarıyla çok büyük bir zirveye imza atıyoruz. En temel amacımız bu zirvenin gelenekselleşmesi olacaktır. Saygıdeğer Başbakanım, geride kalan yıllar içerisinde Gebze Teknik Üniversitesi ülkemizin en dikkat çeken, en güzide eğitim kurumlarından biri olmayı başarmıştır. TÜBİTAK'ın belirlediği Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde 3. sırada yer alan üniversitemiz, aynı zamanda araştırma üniversitesi statüsünü bulmaktadır. Gebze Teknik Üniversitesi'nin elde ettiği başarılar sadece eğitim dünyamız için değil, Türk bilimi, teknolojisi ve sanayisi için de gurur kaynağıdır. Valimiz, rektörümüz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, rektörlerimiz ve protokolümüzün çok değerli mensupları, çok değerli öğretim üyesi arkadaşlarımız ve sevgili öğrenciler, değerli basın mensupları, böylesine önemli, böylesine anlamlı bir buluşma vesilesiyle her birinize en içten sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gebze Teknik Üniversitesi Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'nin öncelikle üniversitemize, sanayimize, Gebze'mize ve ülkemize hayırlı olmasını, bilim ve sanayi dünyamıza önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum. Ülkemizin 100. yıl hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlayacak bu önemli zirvede açılışında bulunmak benim için bir heyecan vesilesi. Eminim ki aynı heyecanı da sizler duyuyorsunuz. Sanal gerçeklikte belki bazı mesleklerin artık havası da kalmıyor. Yeni meslekler çıkıyor. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra doktorların artık işsiz kalabilme riski bile olur. Niye? Bilişimle her şey hallolacak. Bilişim, teknoloji, gelişim bize bunu gösteriyor. Gebze Teknik Üniversitesi 4 yıla geçmişi var ama öyle bir hızlı geliyor ki o asırlık üniversitelerin ensesinde. Hepinize
saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başbakanımıza konuşmalarına dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Karşımız sayısını bir yaptıktan sonra yana ve kayarak devam edilir. İşte uzaktan kumandayla kontrol ediyoruz. Biz fabrika ekipmanları üretiyoruz. Sanayi mobilyası, fabrikalarda kullanılan mavi yakalı personelin kullandığı bütün her şeyi, çekmeceli dolaplar, çalışma masaları, raf sistemleri. Bununla ilgili burada ürünlerimizi sergilemek istedik. Evet, İzadeş olarak bu zirvede yer almış bulundayız. Önce İzadeş'ten bir iki kelimeyle bahsetmekte yarar vardır. Şirketimiz 22 yıldır faaliyet yürüten %100 Büyükşehir Belediyesi şirkettir. Ana faaliyet alanlarımız öncelikle Kocaeli'de üretilen evsel atıkların düzenli depolama alanlarında bertaraf edilmesi işi. İkinci işimiz Kocaeli'de üretilen yine tıbbi atıkların toplanıp bertaraf edilmesi işi. Üçüncü işimiz de İzmit Körfezi'ne giren gemilerin normal faaliyetlerinde oluşan atıkların toplanıp bertaraf edilmesi işini yürütüyoruz. ...1970 yıllarında kuruldu ve bugün 2000 kişinin üzerinde çalışan bir şirketler grubu olduk. İnşallah biz ülkemiz için çalışıyoruz, ülkemiz için üretiyoruz. 1974 yılında Akım Metal olarak kuruldu. Daha sonra Akım Metal AŞ oldu. Onun yanında 89 yılında Akplas kuruldu. Şirketimiz 2000 yılından beri endüstri otomasyon sistemleri üzerine projeler geliştirmekte ve robotik sistemler üretmektedir. 2015 yılında başlattığımız Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı desteğindeki bir projeyle kol tipi endüstriyel tip robot geliştirdik. Geçen yıl başlattığımız bir projeyle de delta tipi endüstriyel robot geliştirdik. Her iki robotumuz da şu anda Bilişim Vadisi standında sergilenmektedir. Bilişim Vadisi'nin iştirakçı firmalarındanız. İnşallah Atak Robot markasıyla da Türkiye'nin robot markası olmayı ve ülkemizi dijital teknolojik devrime hazırlayan öncülerden olmayı hedefliyoruz. Aselsan 1975 yılında kuruldu. Şirketimiz Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra ilk olarak telsiz üretimiyle başladı çalışmalarına, faaliyetine. Telsiz üretimiyle başlayan faaliyetlerimiz her yıl yeni faaliyet alanıyla genişledi ve bugün itibariyle 18 farklı alanda 18 faaliyet alanına sahibiz. Bunların arasında öncelikle savunma projeleri Aselsan için öncelikli savunma projelerinde ağırlıklı olarak çalışmaktayız. Ancak geçen yıllar zarfında savunma projelerinde kazandığımız derinliği, kazandığımız teknolojiyi sivil alanlara da peyderpey aktarıyoruz. Sivil alanlarda projelerimiz, faaliyetlerimiz var. Aslan Alüminyum'dan katılıyoruz biz. Altın sponsorlardan biriyiz zirvenin. 1988 senesinde kırıldık. 30. senemizdeyiz şu anda. Türkiye'nin en büyük yassı alüminyum üreticisiyiz. 300 bin ton kapasitemizle beraber aynı zamanda en büyük ihracatçısıyız alüminyum, yassı alüminyum alanında. Yaklaşık 60 yıllık bir geçmiş olan sanayici bir aileyiz. Ankara'da kuruldu 1958 yılında. Ondan sonra geldik 85'li yıllarda Gebze'deyiz. Ondan bu tarafta hep Gebze'deyiz. İnşallah bundan sonra hep Gebze'de olacağız. Özcan Dal Bey, Dalino Park firmasının sahibi ve standı da gayet hoş. Gos Teknopark olarak buradayız. Gos Teknopark ve firmamız BB Tarım'la beraber buradayız bugün. Şu anda 130 tane firmamız var farklı sektörlerden. Biraz da onları temsilen geldik. Bugün sanayinin ve teknolojinin zirvesindeki isimler burada olacak. Onlarla biz birlikte bizler de yer almak istedik. Gebze Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde sanayi ve teknoloji zirvesini takip ettik. Sayın Başbakan konuşmalar yaptı, bakanlar konuşma yaptı ve şu an zirvenin de ilk günü değerlendirmeler yaptık. Ancak bu zirvede özellikle Kocaeli Gebze Türk sanayi tarihiyle ilgili bir sergi de görmek isterdik. Zira Türk sanayi tarihinde, bilim ve teknoloji tarihinde Gebze'nin, Kocaeli'nin çok ayrı bir yeri var. İlk özel teşebbüs Kocaeli Gebze Hereke bölgesinde 1800'lü yıllarda kurulmuştu. Ve sanayinin atar damarıydı Gebze, Kocaeli bölgesi. Keşke burada bir sanayi tarihiyle ilgili sergi de açılmış olsaydı. Ancak biz Devralem Belgesel Programı, ilk defa belgesel yayıncılık olarak Kocaeli sanayi tarihiyle ilgili bir belgesel hazırladık. Onun kısa bir bölümünü buradan sizlerle paylaşıyoruz. Sanayi tarihimiz.
Kocaeli'nin sanayi tarihini öğrenmek için geçmişe doğru yolculuğa çıkacağız. Kocaeli konumu itibariyle tarihsel gelişim sürecinde ticaretin ve sanayinin önemli merkezlerinden biri ola gelmiştir. Tarihi belgeler Türk sanayi hareketinin ilk olarak Kocaeli bölgesinde başladığını gösteriyor. Kumaş dokuma, askeri malzeme, çimento sanayi, kağıt ve ipek halı fabrikaları 18. yüzyılda ilk defa Kocaeli bölgesinde kurulur. Hereke'de halıcılık, Abdülmecid'in fermanıyla o zamana kadar İstanbul'un Üsküdar semtinde saraya halı dokuyan ailelerin Hereke'ye nakledilmesiyle başladı. Dolmabahçe Sarayı'nın perde ve döşemelik kumaş talebinin yanı sıra, sarayda yaşayanların giysi gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1843'te Hereke'de bir dokuma fabrikası kuruldu. Yıldız Sarayı için dünyanın en büyük halısı olarak ün yapan 560 metrekare boyutundaki halı 1892'de bu fabrikada dokundu. Hereke Yünlü Dokuma Fabrikası, halıcılığın günümüze kadar geçen 1,5 asır içinde ürettiği ipek ve yünlü halılarıyla dünya halıcılık literatürüne girdi. Hereke ipek halılarının en önemli özelliklerinden birisi, kullanılan ipeğin kozadan çekiminin elle gerçekleştirilmesidir. Hereke halıları, Anadolu geleneksel halıcılığının 20. yüzyıl sentezidir. Türk halıcılığını dünyaya tanıtan Hereke halıları son yıllarda vefasızlığa kurban gitti. Hereke, halılarının yeniden dünya markası olacağı günü bekliyor. Kocaeli, sanayi ve teknolojide, özellikle Cumhuriyet'ten sonra Türkiye'nin lokomotif görevini üstlenen illerden biri oldu. Ülkemizin planlama dönemi içinde başlayan, 1960-1975 yıllarında yoğunluk kazanan sanayi yatırımlarıyla Türkiye'nin en hızlı gelişen sanayi bölgelerinden biri haline geldi. Bunun sonucunda Kocaeli, Türkiye imalat sanayi içindeki payı %13'e ulaşarak İstanbul'dan sonra ikinci sanayi merkezi olma özelliğini koruyor. Çok uluslu sanayi kuruluşları yatırım için Kocaeli bölgesini tercih ediyor. Kocaeli'nin ekonomik yapısını ve kalkınmasını sanayi sektörü şekillendiriyor. Genel bütçe vergi gelirlerinin ortalama %15'ini karşılayan Kocaeli, bir başka ifadeyle 59 ilin bütçeye yaptığı katkıyı tek başına gerçekleştiriyor. İmalat sanayinin dinamiğini oluşturan Kocaeli, imalat sanayinde ulaştığı yüksek teknolojiyle Türk sanayinin kalbi durumunda. Kocaeli, organize sanayi bölgeleri, serbest bölge ve teknopark projeleriyle bir teknokent olma yolunda hızla ilerliyor. Kocaeli, KOBİ'lerin de yoğun olduğu merkezlerden biri. Kocaeli'nde binlerce küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşu faaliyet gösteriyor. Kocaeli'nde sanayiyi belli bir bölgede disipline etmek amacıyla 1980'li yılların sonunda organize sanayi bölgelerinin kurulma çalışmaları başlatıldı. Türk sanayicisinin örnek aldığı ve birçok ilklerin gerçekleştiği organize sanayi bölgesinde sunulan hizmetler gelişmiş ülkelerdeki endüstri parkları düzeyinde. Kocaeli bölgesinde onlarca organize sanayi bölgesi kurma çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin önemli ve büyük potansiyelini oluşturan Kocaeli'nin sahip olduğu bu varlık, bir serbest bölge kurulması ihtiyacını yarattı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Türk Standartları Enstitüsü, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Merkezi, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü ve TÜBİTAK Teknoloji Geliştirme Merkezi, sanayinin gelişmesini teşvik eden kurum ve kuruluşlar olarak Kocaeli'de faaliyet gösteriyor. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk sanayinin gelişmesine öncülük eden Kocaeli'de bir sanayi müzesi olmaması büyük bir eksiklik. Sanayi Bakanlığımız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, sanayi ve ticaret odalarımız Kocaeli'deki bu eksikliği giderirse
Türk Sanayi Müzesi olarak Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk sanayinin geldiği noktayı göstermesi bakımından önemli bir hizmet görülmüş olur. Bu sayede sanayideki başarımızı gençlerimize de öğretmiş oluruz.